Değerli milletvekilleri, şimdi şahıslar adına söz taleplerini karşılayacağım. Şahıslar adına ilk söz Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Muharrem Erkek aittir. Süremiz 10 dakika Sayın Erkek. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum. Somut bir dava dosyasıyla başlamak istiyorum bir hukukçu olarak. Bu sıralarda birlikte görev yaptığımız Eren Erdem. Bugün tutuklulukta tam 467. günü bitiyor. Silivri cezaevinde. Dosyasını çok iyi biliyoruz. Çok iyi inceledik. Eren Erdem 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. FETÖ terör örgütüne üye olmamakla birlikte FETÖ'ye yardım etmekten. 2011 yılında Nurcu Vazi kitabını yazan Eren Erdem. O zaman iktidar Fethullah Gülen Hazretleri ile birlikte yürürken Eren Erdem bu yapılanmayı tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Hatta Bankasya dava açtı, kitabını toplattı. Çünkü kitabın içinde bugün birçoğunun gördüğü gerçekler vardı. Nurcu Vazi kitabını yazan Eren Erdem. Selam Tevfik davasında sanık olan Eren Erdem. Selam Tevfik davasını açan, yürüten hakimler, savcılar, şimdi hepsi cezaevi. Bu kişiye FETÖ'ye yardımdan hapis cezası verildi ve cezaevinde. 5 yıl, Eren Erdem'in 5 yıl telefonları dinlendi. Bir tek aleyhinde bir şey bulunamadı. Tertemiz. 5 yıllık HTS kayıtları incelendi. Bırakın konuşmayı, bir caddede bile bir FETÖ'cüyle birlikte bir araya gelmemiş. SMS kayıtları incelendi. Hiçbir şey bulunamadı. Masak raporları. Hepsi lehine. Peki ne bulundu? Gizli bir tanık. Yalnızca dosyada gizli bir tanığın ifadesi. Yalnızca. O gizli tanık da duruşmada bir gün çıktı. Beni dedi Eren Erdem aleyhinde tanıklık yapmaya zorladılar dedi. Çok gariptir ki bu gizli tanık aynı zamanda bu davada sanık da. Hem gizli tanık hem sanık. Hukukçular çok iyi bilirler. Aynı dava dosyasında bir sanığın suç atımıyla diğer sanık cezalandırılmaz. Başka deliller olması lazım. Aleyhinde somut hiçbir delil yok dosyada. O gizli tanığın bu itirafından sonra, ki kimlerin de o gizli tanığı yönlendirdiği biliniyor, isim vermeyeyim şimdi. Kürsüden isim vermek doğru olmaz. Ama dosyada var. Tahliye edildi oy birliğiyle. Esas mahkemesi tarafından. Daha cezaevinden çıkamadan itiraz edildi. Apar topar bir sonraki mahkeme o klasörlerce dosyayı incelemesi mümkün değil. 5 dakikada tahliye kararını kaldırdı. Sonra aynı mahkeme herhalde çok baskı altında, yargı yürütmenin tahakkümü altında bu cezayı vermek zorunda kaldı. Aynı dosyadan tefrik edilen başka bir sanık 6 yıl ceza aldı. Tutuksuz. Tahliye edildi hükümle. Eren Erdem 4 yıl 2 ay aldı. Hala cezaevinde. Bunu niçin paylaşıyorum? Bu sıralarda birlikte çalıştığımız bir arkadaşımız. Hani yargı reformunu konuşuyoruz ya. Diyorlar ki ya siz bunu reform olarak niye nitelemiyorsunuz? Bu pakete bakarak bunu yapmayın. Biz zaten yalnızca bu pakete bakarak yapmıyoruz ki. Daha çok paket gelecek, biliyoruz. Bu paketlerin dayanağı ne? Strateji belgesi. Dayanağı o. Şimdi hak ve özgürlükler nerede? Anayasada. Yargıç güvencesi nerede? Anayasada. Orada teminat altına almanız lazım yargıç güvencesini. Başka türlü anlamı yok ki. Hakimler Savcılar Kurulu nerede? Anayasada. Hakimler Savcılar Kurulu'nun başkanı Adalet Bakanı. Bakan yardımcısı doğal üye. Bir siyasi partinin genel başkanı, ki bunu siz yarattınız, üye atıyor direkt Hakimler Savcılar Kurulu'na. Siyasetten uzaklaştırmamız gerekirken daha da siyasetin içine soktuk Hakimler Savcılar Kurulu'nu. Hakimler Savcılar Kurulu'nu düzenlemeden yargı reformu olabilir mi? Yargı reformu dediğiniz şey, bağımsız yargı dediğiniz şey somut olarak nedir? Hakimin bağımsızlığıdır. Hakimler korkuyor bugün. Hakimler Savcılar Kurulu'nda bir düzenleme yok. Strateji belgesinde bir anayasa değişikliği var mı? Onun için biz bu bir reform değil diyoruz. Reform değil. Bu bazı kanunlarda değişiklikler yapan,
Kanun teklifleri. Olumlu olanları zaten destekliyoruz. Ama bir reform değil lütfen. Özellikle hukukçuların bunu bir reform olarak nitelemesi bence adalete büyük bir saygısızlık. Değerli milletvekilleri. Bakın asıl sorunumuz ne biliyor musunuz? Asıl sorunumuz zaten bu sistemin ta kendisi. Biz 16 Nisan 2017 tarihinde parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçmedik. Çünkü çok iyi biliyorsunuz başkanlık sistemi çok sert kuvvetler ayrılığını gerektirir. Biz başkanlık sistemine geçmedik. Biz bir tek adam rejimine geçtik. Asıl sorunumuz bu. Ve siz yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı'nı bir siyasi parti genel başkanı yaptınız. Mecbur olmadığı halde anayasaya göre. Yürütmenin başı. Yasama organında da çok sayıda milletvekiline sahip bir siyasi parti genel başkanı. Nerede kuvvetler ayrılığı? Kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde hukuk devleti olur mu? Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde yüksek yargıçlar, yüksek yargı organlarının başkanları, Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Sayıştay Başkanı bir siyasi parti genel başkanı huzurunda ayağa kalkar mı? Kalkmaz. Kalkarsa ne olur? Yargı bağımsız ve tarafsız görünemez. Toplumun gözünde artık o tarafsızlık, bağımsızlık bitmiştir. Amerika'da başkan bir salona girdiği zaman oradaki yargıçlar ayağa kalkıyor mu? Kalkmazlar. Çünkü kalktıkları anda zaten ne reformu? Bağımsızlık, tarafsızlık ortadan kalkıyor. Bir siyasi parti genel başkanı huzurunda adli yargı açılışı yapılmaz. Yapılırsa yargı bağımsız ve tarafsız gözükemez. Bir siyasi parti genel başkanı huzurunda hakim savcı kuralları çekilmez. Çekerseniz bağımsızlıkla ve tarafsızlıkla bahsedemezsiniz. Onun için toplumda adalete olan güven yok oldu. Onun için artık insanlar, sokaktaki vatandaş kanun önünde eşitliğe inanmıyor. Çünkü şu anda Cumhurbaşkanı parlamenter sistemde herhangi bir siyasi partiyle bağı olmayan bir cumhurbaşkanı değil. Yürütmeyi temsil ediyor tek başına. Yani yürütme, icra, yargı onun önünde ayağa kalkar mı? Hani reform konuşuyoruz ya, bağımsızlık ve tarafsızlık konuşuyoruz ya. Meslektaşlarımıza yeşil pasaport. Ne güzel verelim, önemli bir şey ama reform değil. Silahların eşitliğini sağlayabiliyor musunuz? İddia makamı ile savunma makamı arasında asıl reform odur. 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizzat tarafımca imzalanan avukat meslektaşlarımıza yeşil pasaport talebi var. Niçin gündeme almadınız? Niçin kabul etmediniz? Madem önemli bu kadar, neden? Bakın, OHAL düzeninde 16 Nisan 2017 OHAL devam ederken, OHAL demek hak ve özgürlükler, demokrasi, hukuk askıda demektir. OHAL şartlarında iktidar ne yaptı? Anayasayı araç olarak kullanıp, yani suistimalci bir anayasa değişikliğiyle otoriter bir sistemi meşrulaştırmak istedi. Bugün onun için bu sorunları yaşıyoruz. Onun için bu strateji belgesine biz makyaj diyoruz. Adalete olan güvensizliği örtmek için reform değil. Yani bu pakete dayanarak söylemiyoruz bunu yalnızca. Strateji belgesine dayanarak söylüyoruz. Peki sonuçta ne oldu? Adalete olan güven yok oldu. Artık sokaktaki vatandaş adalete güvenmiyor. Bu çok önemli bir şey. Asıl beka sorunu nedir? Devletin temeli adalettir. Adalet çürürse işte o zaman devletin bekası tehlikeye girer. Adalet olmazsa, adalet çürürse ekonomi o zaman krize girer. Aş, iş, ekmek olmaz adalet olmazsa. Ekonomik büyüme de olmaz. Onun için gelin bir reform yaparız. Samimiyseniz eğer reform konusunda gelin anayasayı değiştirelim. Eğer samimiyseniz ne oldu sonuçta? Ne yaptınız? Bakın son 5 yılda hukukun üstünlüğü endeksinde 50 basamak geriledik. 2014'te 59. sıradaydık. Yıl 2019 109. sıradayız. İşte tablo bu. Tek adam rejiminin adaleti getirdiği nokta. Yolsuzluk algısında 25 basamak geriledik. Çünkü hukuk devleti yok. Yolsuzluk algısında da sürekli geriliyoruz. Hukukun üstünlüğü endeksinde hiçbir sorun yok. Konu adalet olunca bakın büyük adaletsizlikler var. Sayın Turan, suçsuz insanlar cezaevinde. Sizin için bunun hiç önemi yok mu? Ben heyecanlanıyorum. Adalet için. Gelin tüm adaletsizlikleri adalet ortadan kaldıralım. Hukukun üstünlüğü endeksinde
Ya askeri öğrenciler cezaevinde, FETÖ darbe girişiminde onlar mı yaptı? Askeri öğrenciler mi yaptı daha darbe girişimini? Şimdi gencecik pırıl pırıl çocuklar mı yaptı? Siz aldınız, iktidardınız, yıllarca beraber yürüdünüz. Kim aldı? Biz mi aldık? Bakın, hukukun üstünlüğü endeksinde dünyada ilk 10 ülke. Biliyorsunuz hepiniz, Danimarka'sı, Norveç'i, Almanya'sı, şu su. Ama dikkat, hepsi... Devam edin sayın... Hepsi de parlamenter sistemle yönetiliyor. Bakın, dünya mutluluk endeksi, ilk 10 ülke. Finlandiya, Danimarka, Norveç, İzlanda, Kanada. Bir tek başkanlık sistemi yok. Ama son 10 ülkede de bir tek parlamenter sistem yok. İşte Türkiye'yi hukuksuzluğa, adaletsizliğe, mutsuzluğa ittiniz. Anayasada yazması yetmez. 1876 bizim ilk anayasamız. Kanuni esası 86. madde. Mahkemeler her türlü müdahaleden azadedir. Çok önemli bir cümle değil mi? Yazıyordu. Ama Abdülhamit anayasayı askıya aldı. O hüküm de gitti anayasayla beraber. Anayasada yazması yetmez. Zihniyet, uygulama önemli. Siz bugün adaletin kılıcını körelttiniz. Adalet terazisinin kefelerini bozdunuz. Adalet tanrıçasını mı kandırmaya çalışıyorsunuz burada bu belgeyle? O kadar kandırmaya kandırılmaya alışmışsınız ki. O kadar. Bizim derdimiz, bizim mücadelemiz, demokrasi mücadelesi, hak, hukuk, adalet mücadelesi. Yüce bir...